Bugün 16. blogimizda aytib o'tganimdek transformatorlar haqida bo'ladi. Bugun boshqacha ajoyib kun. Bugun Quvvat kompaniyasi bilan hamkorlikda video ishlayapmiz. Aytib o'tganimizdek, transformatorlar haqida gaplashamiz. Transformatorda nima bor? O'zak bor, ferromagnit o'zak va o'ramlar bor. Birlamchi o'ram, ikkilamchi o'ram. Ya'ni kelayotgan kuchlanishda yo ko'tarishimiz yoki tushirishimiz kerak. Xuddi shuni mana bu yerda chizib olyapmiz. Mana birlamchi chulg'am, bu esa ikkilamchi chulg'am. Bu generator birlamchi chulg'amga generator yordamida elektr yutuvchi kuch berganimizda mana birlamchi chulg'amdikida bu yerda magnit maydon harakati yuzaga keladi. Magnit maydon hosil bo'ladi. Va bu har bitta chulg'amni, ikkilamchi chulg'amni kesib o'tish natijasida bu yerda ham elektr yurituvchi kuch paydo bo'ladi. Bu elektr yurituvchi kuch nimaga teng? Bu elektr yurituvchi kuch E1 har bitta o'ralgan chulg'amdan o'tayotgan elektr yurituvchi kuchga teng. Masalan, D ko'paytirilgan E N deylik. N elektr yurituvchi kuchga teng. Xo'sh, bunda buni o'zi nimaga teng degan savol bor. Buni o'zi elektr yurituvchi kuch N barobar minus F taqsim T. Ya'ni magnit maydonda o'sha vaqt davomida kesib o'tishiga teng. Endi elektr yurituvchi kuch paydo bo'ldi deylik. Bu yerda bu yerdagisi qanaqa bo'ladi deydi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. E2 barobar D EN. Bunda ham xuddi shunday. YN2 barobar minus F taqsim T. Biz bu yerda ideal transformator deb hisobga olamiz va xolostoy xotda, ya'ni nagruzka yo'qligi deb qaraymiz. Bu yerda iloji boricha hamma qarshilik yoki bo'lmasam qandaydir iste'molchimiz reaktiv yoki aktiv boshqa ko'rsatkichlarga ega deb qabul qilmaymiz. Endi bizda bitta shunday Kirchhoffning ikkinchi qonunida shunday narsa borki, mana shu qismda agar oladigan bo'lsak, elektr yurituvchi kuchlar yig'indisi, masalan, elektr tushuv bo'lmasa, ya'ni aytganimizda qarshilik bo'lmasa, bu 0 ga teng bo'ladi. Masalan, E generator plus E1 barobar 0 ga teng bo'ladi. Bundan olib qaraydigan bo'lsak, biz hozir aytib o'tdikki, xuddi shu magnit maydon buni ham kesib o'tyapti-ku, bir xilda. Kesib o'tganini hisobiga biz mana E1 bilan E2 ni teng desak bo'ladi. Bu degani, hozir bu yerda aytib o'tganimizdek, buni tenglash uchun mana hozir aytdikki, vitkalar deymiz, ya'ni o'ramlar soni. Mana bu yerda aytganimizdek, FT bo'ladigan bo'lsak, E nechta o'ram bo'ladigan bo'lsa, shuncha o'ramlar soni buni asosiy E1 ga teng dedik. Demak, E1 barobar N ko'paytirilgan N1 ko'paytirilgan o'sha minus F T. E2 ham xuddi shunday barobar minus N2 ko'paytirilgan F T. Teng deb oladigan bo'lsak, buni ikkalasinikini primerni bo'lib yuboramiz desak, masalan, teng bo'lgandan keyin xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. E1 barobar bo'lingan E2. Endi bu yerda mana F'lar bir xil-ku magnet maydon. Bu bitta sistema magnet maydon uchun. Demak, bu F ular uchun bitta narsa, bitta vaqt. Demak, bu yerda nima qoladi? N1 N2 bo'ladi. Ya'ni asosiy narsa nimaga urg'u berilyapti? Transformatorda ko'tarib yoki tushirishiga sabab bo'ladigan chulg'amlar soni qolyapti. Demak, chulg'amlar soni qolyapti bizda. Endi elektr yurituvchi kuchga bu kuchlanish emas desak, biz buni ideal deb ko'ryapmiz-ku, bizda qarshilik yo'q, hech narsa yo'q. Demak, bu elektr yurituvchi kuch kuchlanishlar tushuvi o'sha 0 ga teng deb biladigan bo'lsak, u 1 ga teng. Bu esa u 2 ga teng, ya'ni kuchlanish 1 ga 2 ga. Bu barobar u 1 taqsim u 2 bo'lyapti. Endi bizda u 1 imiz bor, bizga u 2 kerak. Masalan, 10 kilovolt kiryapti-da, biz deylik 0 tor, ya'ni 400 volt kirish kerak. Buni qanday aniqlaymiz? Endi mana tenglama bo'ladigan bo'lsa,
bu yerde matematik hemen görürsünüz. İki tarafını köpeytiriş gerek hesaplanadı. U2 köpeytirilgen N1 beraber N2 köpeytirilgen U1. Şimdi bizge N, U2 gerek edik. U2 beraber hoş N2 U1 taksım N1. Bu ikkilamchi cho'lg'an, birlamchi cho'lg'an, birlamchi kirib kelayotgan kuchlanish. Bu esa ikkilamchi chiqayotgan kuchlanish hisoblanadi. Xuddi shunday qilib turib, ikkinchisini aniqlashimiz mumkin. Yana bitta narsa bor. Bizda bu yerda ko'pchilik tushunmasligi yoki ayrim paytda qanday bo'lsa kuch ko'paytiruvchi yoki pasaytiruvchi degan transformatorda qanday aniqlaymiz dedi. Ya'ni koeffitsientlar bor-ku dedi. Ya'ni bu yerda ko'pincha aniqlanadiki K degan koeffitsient bor. Transformatsiya koeffitsienti dedi. Bu birdan katta bo'lishi mumkin yoki kichik bo'lishi mumkin. Birdan katta yoki kichikligiga qarab turib, ya'ni bu o'ramlar soniga teng. Buni biz naqa qilishimiz mumkin? Nima deydi? Transformator agarda birdan katta bo'ladigan bo'lsa, u tushiruvchi, ya'ni pastlatuvchi, birdan kichik bo'ladigan bo'lsa, transformator ko'taruvchi bo'lishi mumkin. Bu yana ham oddiy sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bizga bu yerda kirayotgan kuchlanishni xohlagan holatimizda bu yerdagi o'ramlar sonini o'zgartirgan holatda biz xohlagan kuchlanishimizni olishimiz mumkin. Xohlasak, masalan, rentgen apparatlariga yuqori kuchlanish, masalan, 6 kV. Xohlasak 0.4, xohlasak 220 volt. Xohlasak 110 volt. Bu hozir aytib o'tganimizdek bitta tizim deydigan bo'lsak, magnet maydon bitta deydigan bo'lsak, bu yerda mana o'ramlar soni minimum 1 donagacha bo'lishi mumkin va xuddi shunday narsa, masalan, mana yerda ham bo'lishi mumkin. Buni o'chirib tashlay. Yana bitta o'ram bu yerda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ko'rgan transformatorlarda, masalan, katta transformatorlarda oladigan bo'lsak, mandaqa belgisi bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Masalan, bundan 6, bundan 10, bu yerda 35 bo'lishi mumkin. Xuddi shu shundan ko'rsatilgan hisoblanadi. Agarda 2 tanlik bo'ladigan bo'lsa, mana bunday bo'ladi. Bu yerda 35, bu yerda 10 yoki 0.4. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Lekin magnet maydon bitta bo'lgani uchun, elektr induksiya kuchi o'sha bitta bo'lganligi uchun buni ikkalasini quvvati buni quvvatiga teng bo'ladi. Quvvat bo'linadi. Bu yerda kuchlanishlarni masalan bizga bittasida boshqa volt, boshqa volt kerak. Bu yerda o'ramlar soni 2 xil bo'lganligini hisobiga 2 xil kuchlanish olishimiz mumkin. Biz hozir ideal transformatorni va xalostoy, ya'ni salt yurishidagi holatini ko'rib chiqyapmiz bu yerda. Ya'ni hozir biz aytganimdek transformatsiya koeffitsientini aytdik-ku. N1 taqsim N2. Buni yana yozib qo'yganimdek, K agarda birdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu panijayishi, ya'ni pastlatuvchi. Agarda K birdan kichik bo'ladigan bo'lsa, povishayishi, ya'ni ko'taruvchi bo'ladi. Endi bu ideal transformator ekan. Bu yerdan faqat biz kuchlanish olmaymiz-ku, quvvat ham olishimiz kerak. Unda qanday bo'ladi deymiz? Unda ham boshida aytib o'tganimizdek, transformator nima qiladi dedik? Transformator birlamchi kuchlanishni olib, uni chastotasi va quvvatini o'zgartirmagan holatda ikkilamchi o'sha bizga kerak bo'lgan kuchlanishga aylantirib berish uchun xizmat qiladi. Buni foydali ish koeffitsienti transformator agarda sifatli va zavoddagi bo'ladigan bo'lsa 95% gacha boradi. Va biz hozir ko'rayotganimiz ideal holatda ko'ryapmiz. Ya'ni bu transformatorda sifatli bo'lishi, boshqa bo'lishlari ko'proq, bulardan tashqari bu ferromagnet o'zakka ham bog'liq. Buni yana bir keyingi yana bir gaplashamiz. Endi biz transformatorni nagruzkada, ya'ni yuklamada ishlatsak-chi?
Yani biz manege U2, Y2 nagir skulladık. İstimalçı uladık. İstimalçı uladık, bu yerde nagruska bo'l yaptı. İstimal kılını yaptı. Yani bu yerdeki magnet maydan energiyasını şu elektrikli uçuk sahibi bu yaka tök akıştı başladı. Şimdi tök akıştı başlagenden ki bu tök akkandan ki bu yerde istimal kılınadı ki bu magnet maydan da söndürüştü başlaydı. Biz ayettik ki bu sönüş mümkün emez. Bu yerdeki hazır eğer de bu sönüp başka buladı dediğim bu Kirchhoff'ta yani fizika kanunlarına zıt bu buladı. Bunda ne buladı? Bu yerde hazır attribut kendimizdik. Generatörde yani hut düşündüğü akım payda başlaydı. Yani u birden magnet maydan söndürmesliği ve unge uşa kayta abrat neydi? Hut düşünürse ki yani bir adam tök akıştı başlaydı. Ve bu bu yerden akıtken bilen bu yerde akıtken kuvveti teng diye desek mesela P1 beraber P2 dediğe bu I1 köpetirilgen U1 beraber U2 köpetirilgen I2. Kuvvetli biz bir xil deyip aldık. Şimdi bizge mesela köpünce ne kadar oladı? Soval tuğuladı. Oramlar bir xil boladigan bosa, bu kem boladigan bosa. Kende ne kadar oluş mümkün deyip gördü çünkü. Mene bu yerde özüden köredigan bosa gen. Eğer de küçüleniş yukarı boladigan bosa, tök küçü katta boladigan. Eğer de tök küçü yukarı boladigan bosa, küçüleniş pesrağ bolarken. Bundan görünüp duradı ki, bizdeki menedeki oramlar, sahnedeki oramlar var ki biz çolgam kıyken. Şu oramlarımız sekeynesi, yani onge işletilediğin ötgezgeçli yüze kesimi küçük bolarken. Eğer de küçülenişte çürdük biz, çürgenimizden ki nima bolarken, demek ki hazır ayeti ötgenimizdik, tezgahı proporsional bugünden ki, bu yerdeki ötgezgeç, yani oramlarga işletilediğin ötgezgeçli köndelen kesim yüzesi katta bolarken. Mesela köp transformatorlarda mana şimdi hazır bu yerde biz çizip ko'rsatganimiz o'qimiz bu Shabrazni transformator hisoblanadi. Ortada özek var. Özekke çulgam uralgan. Çulgam uralganda birinci eğer de bu panija işi bo'ladigan bo'lsa bu yerde aytib o'tganimizdek oramlar soniga bog'liq dedik ki birlamchida eğer de kuchlanish baland bo'lsa oramlar soni ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga ham sekina kichik bo'lganligini hisobiga özellikle özüge birlemçi o oraladı. İkilemçi çıkadığı anına kasındaki onun tepesi oraladı. Ve onu sımını seçeneysem kattırağı buladı. Mene, bu yerde görünüp durgen de tepede etkenimizde mene, iki hıl kiriş var. Yani 220-380 ve türlü hıl çıkışı var. Mene, hüttü mene mendeki özelliklerden türlü her kança koysa buladı. Mene, 36 volt, 24 volt, 12 volt, 6 volt. Yani bu yerdeki oramlar sonunu özgürtirgen halde bizge kereyliği bulgen küçülenişte olalımız. Lekin bu yerden kereyetken hazır bu yerde ettik ki teng buluş gereydim. Bu yerden kereyetken kuvvet bu yerden çıkadı. Bu ikkalasi teng buluşu şart. Teng buladı özü şundakın. Bana bu yerde sıkıymaz diyeyim türüp de bana. Körgen bu sıları bana körüp durusla. Bu, ben bu yerde yandadan çizdim. Bu yandadan çizilmegen buluşu yandadan çizgenim ki ben kürsatı bir iş için çizdim. Mesela özellikle özellikle dediğim bu sek bana oram oraya yaptız ki bana oram oraya yaptız özü asli oram şu şu oram bizge değilik 220 volt çıkazı berer değilik biz bunu ben evden kestik demedim meydan bu yerden ama aldık bu indi bu başka volt çıkadı bu yerden. Mesela deylik 10 volt. Bu yoldan yana 10 volt. Oramda kemiktirdik ki o körgen bu suların oramlar sonra kemiktirdik. Bunu hesabıdan ise küçüleniş pesleyin. Hut düşündüğü kılıp oramlarda oşa kayısıdır kegen kısmıdan alışımız hesabı ki küçülenişte özgürtirişimiz mümkün. Yani hut düşündüğü bu yerde bana kursatı götürülgen sıkıymadı bana. Oramlar keti yaptı. Oralardan ol ne yaptı bana? 0, 6 volt, king oram 12 volt, king oram 24 volt, king oram 36 volt. Bu yerde o şahit butkende transformator, çastatanı ve
quvvatni o'zgartirmagan holda kuchlanishni birlamchi, ya'ni kirayotgan kuchlanishni, ikkilamchi chiqayotgan kuchlanishni o'zgartirgan holatda ishlaydi. Bu esa bizda elektr energiyani tashishda, ya'ni biz hozir aytdik-ku mana, agarda tok kuchi kam bo'lsa, biz ishlatadigan sechenya, ya'ni o'tkazgichlarda ko'ndalang kesim yuzasini biz kichkinaroq olamiz dedik. Masalan, bitta xonadon sifatida emas, katta-katta tashkilot yo boshqalar ko'radigan bo'lsak, 10 kilometrlab, 20 kilometrlab cho'zish kerak bo'lsa, birinchidan, agarda biz tok kuchini katta qilib olsak, ko'ndalang kesim yuzasi katta bo'lib ketadi. Bunda metal ko'p ishlatiladi va u og'ir bo'lib ketadi. Uni masalan, naqaga stalbalarga qo'yganimizda metal og'irligidan osilib qolishi yoki shu yerga kuch yig'ilganini hisobida bu yerdan uzilib ketishgacha borishi mumkin. Shuning uchun uzoq masofalarga tortganda kuchlanish ko'tariladi. Va bu kuchlanish ko'tarilganining hisobidan tok kuchi tushiriladi. Tok kuchi kamaytirilgandan keyin nima bo'ladi? O'z-o'zidan ko'ndalang kesim yuzasi sechenya o'sha kichik bo'lganining hisobiga ingich kesimlardan, metaldan yutamiz, boshqa qilamiz va uzoq masofalarga bemalol tortib olib boramiz. Obardikda bu yerga yana transformator qo'yib bizga kerakli kuchlanishni olamiz u ikkini. Ha bu yerda esa biz generatordan chiqayotgan energiyani, ya'ni kuchlan elektr kuchlanishni ko'tarib olamiz. Masalan, bu yerda u bir desak, shuni ko'tarib olib, uzoq masofalarga uzatib, keyin yana qaytadan pastga tushiramiz. Ya'ni aytish mumkin, o'zgarmas tokda ham xuddi shunday qilsa bo'ladimi deyish mumkin. Bu tarixda ham ma'lum. Toklar jangi deydi, o'zgarmas tok va o'zgaruvchan toklar jangi deydi. Shunda o'zgaruvchan tok g'olib bo'lgan baribir. Masalan, agarda o'zgarmas tok bo'lganda biz nima qilardik degan hodisa yuz berishi mumkin. Masalan, bu yerda o'zgarmas tok u bir. Biz manadan qanchadir, masalan, u ikkini olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerga iste'molchi, ya'ni qarshilik qo'yilgan o'zgarmas tokda. Bu qarshilik qancha biz nima deydi, past kuchlanish olishimiz kerak bo'lsa, bu qarshilik ko'payib boravergan. Bu nima degani? Bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, isrof degani. Ya'ni bu qarshilik nima qiladi kuchlanish tushirish uchun? O'zidan issiqlik yoki o'sha naqa chiqazishini hisobiga isrof qiladi. Bu isrof degani bu. Prosta foydali ish koeffitsiyenti juda past degan. Biz masalan zaryadchik, masalan naqalarimiz bor-ku, nima deydi, telefonlarimiz zaryadchigi 3 volt, 5 volt, 10 volt, xuddi shunaqalar uchun bunday foydalanish juda samarasiz hisoblanadi. Shuning uchun o'zgaruvchan tokdan foydalanib, o'sha transformatsiya qilish hisobiga kuchlanish ko'tariladi, tushiriladi va bir joydan ikkinchi joyga uzatiladi. Turli xil transformatorlar bo'lishi mumkin. Masalan, o'ralish jihatidan, masalan, o'zak bo'ladigan bo'lsa, hozir aytib o'tganimizdek, shab razni bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa branirovni bo'lishi mumkin, ikki tarafidan masalan to'silgan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa hozir ko'rsatib o'tganimizdek, faqat ikki tarafiga o'ralishi mumkin xolos. Bunda mana maniga o'ralsa turli xil qilinishi mumkin. Bu nima uchun qilinadi? Masalan, branirovni, ya'ni shabrazni boshqalarda o'rasiga o'raladi-ku. Shunda magnit maydon to'la harakatlanib, shuni o'zida yo'qolib ketmasligini ta'minlash hisobiga amalga oshiriladi. Shuning bilan 16-blogimizni yakunlaymiz. Bu yakun emas. 17-blogimizda xuddi shu transformator mavzusini yana davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Sarvar Qurbonov bo'ldim.